Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, atıf konusuna devam ediyoruz. Önceki baskıda 244. sayfa, en son baskıda 326 sayfa sonlarında oluyor her ikisinde de. Evet, konumuz neydi? Atıf. Atıf. Tabi mamullerden atıf. Atıf ne demekti? Eğilip ilgi duymak, şefkat ve merhamet göstermek. Evet, bir şeyi bir şeye basmak, bağlamak, dayandırmak. Evet, burada birinci cümleye ikinci cümleyi, birinci söze ikinci sözü bağlı kılmak. Atfedatı 10 taneydi. Vav, fa, sümme, hatta. Bu dört. Bu dört tane, on taneden dört tane anlam ve hüküm ile irab bakımından birini diğerine bağlıyor, dayandırıyor. Bundan sonra gelen ev, imma, em, bel, la, lakin bunlar da sadece hareke, irab bakımından ön kısma dayandırıyor. Evet, dayandırılana matuf, atıf, orada mastar matuf manasındadır. Kendisine bir şey dayandırılana da matufun aleyh deniyor. Bunlara alışacağız. Mesela müşebbeh, müşebbeh bi. Ali Veli'ye benzetildi. Ali müşebbeh, benzetilen. Veli de müşebbeh bi, benzetilen. Bir şey bir şeye isnat ediliyor. O kendisine isnat yapılana müsnedün ileyh, isnat edilen şeye de müsned diyoruz. Burada matuf ve matufun aleyh. Evet. Mesela birinci sözde birinin olduğu anlatılıyor. Hüküm dediğimiz misal orada olmak. Geldi anlatılıyor, gelmek. İkinci sadece misal birinci fiil, fail, fail, fiil, fail, mef'ulse, ikinci de diyelim ki sadece fail geliyor. Sadece o faili ön kısımdaki söze dayandırıyoruz, tabi kılıyoruz. Dolayısıyla olmak onun da işi oluyor, hükmü oluyor. Gelmekse gelmek, yapmaksa yapmak. Evet. وَلَا يَجُزَ عَطْفِ شَيْئَيْنِ. İki şeyi atfetmek caiz değildir. Nasıl iki şey? Ala ma'muley amileyni muhtelifeyn. Evet. Değişik iki amilin mamullerine. Yani iki tane amil var. Bunların ayrı ayrı mamulleri var. Evet. Matuf yapılacak kısmı bunlara atfetmek caiz olmuyor. Misalde anlatacağız. Fela yukalu keda, şu şekil denmez. Yesbehus semekü fil bahri. Balık denizde yüzüyor. Vel bekaru ve tayru. Sığır ve kuş da. Bu şekil atıf olmaz. Niye? Yesbahu derken yesbahu fiildir, amildir. Bir. Fil bahri derken fi nedir? Cer harfidir, amildir. Ayrı iki tane burada amil var. Evet. Yesbahu'nun mamulü ney? Essemek. Fil bahri derken fi'nin mamulü nedir? Bahr. Bu ayrı iki mamule, ayrı iki amilin iki mamulüne bekar ve tayru atfedemiyoruz. Niye? Birinin hükmü diğerine uymuyor. Birinin işi diğerine uygun değil. Bel aksine, bel bilakis, aksine yukalü denilir, keda şu şekil. Yesbehus semekü fil bahri, balık denizde yüzüyor. Ve yemşil bekaru, sığır yürüyor fil berri, karada. Ve yatıru tayru, kuş uçuyor fi cevvis semai,
semanın boşluğunda, göğün boşluğunda. Evet. Yani burada amilleri ve mamulleri ayrı ayrı uygun şekilde ifade ediyoruz. Lennehu, çünkü ihtelefel ahkamı, hükümler farklı ve değişik oldu. İhtilafil ecnasi, cinslerin farklı ve değişik olmasıyla. Ve ma mislu, şu gibisine gelince, fiddari zeydün vel hücreti amrun fecaizün. Evet. Müştemilatlı bir binada, evde, dar, yurtta, yani yuvada zeyt var. Odada da amr var. Ha, bir yerde bulunmak her ikisine de uyduğu için ne yapıyor? Caiz oluyor. Yani hüküm ne? Zeyd'in ve Amr'ın bir yerde bulunması, anlam, iş ve hüküm birbirine uymak ve münasip olmakla caiz oluyor. لِاَنَّتْدَارَ وَالْحُجْرَةَ ظَرْفَيْ مَكَانٍ. Zarfın zarfaniydi. Evet. لِاَنَّتْدَارَ وَالْحُجْرَةَ. Evet. لِاَنَّتْدَارَ وَالْحُجْرَةَ zarfe mekanin yapacağız arkadaşlar burayı. Zarfe mekanin mekan zarfıdır iki tane. Zarfe mekanin. لِاَنَّتْدَارَ وَالْحُجْرَةَ zarfe, zarfe değil, zarfe mekanin. Evet. Çünkü inne ismini nasb haberini ref eder. Evet. Tesniyenin merfuluk hali nedir? Elif almaktır. Elifle olmaktır. Evet. Li ennel, evet. Li ennet dara vel hücrete zarfe mekanin mekan zarflarıdır. Zarfun zarfani, nasb ve cer halinde zarfeyni. Zarfe, evet. Muzaf olduğu için nun düştü. Zarfe mekanin. Mekanın iki zarfı, yani iki mekan zarfıdır. Fela hacete, dolayısıyla farklılık olmadığında zarf olması bakımından bir ve içerisinde bulunma bakımından, yani Zeyd'le Amr'ın durumları bir. Dolayısıyla fela hacete ila iadetil carri, cer harfini, cerreden car, cerredeni, yani cer harfini tekrarlamaya, iade etmeye gerek yok. Ve keza yecuzu misli kavli şairi, bunun gibi şu şairin şu sözü de caizdir. E küllemri'in tahsebine imriyen, tahsebine imriyen. Evet, imrun, imraetün kelimelerinin başındaki hemze vasıl olduğu için tahsebine imriyen. Sen her bir kişiyi kişi mi zannediyorsun? Ve narin tevakkade billeyli naran. Evet, orada gizli, yani zikrolunmamış ve külle narin, parantez içerisinde orada külleyi getirmişim ki burada ne olduğunu. Ve narin tevakkade billeyli naran. Evet, evet. İmri'nin kelimesine narin kelimesi atfediliyor. Tabi mamul kılınıyor. İmri'nin mecrur olduğu için narin de mecrurdur. Dolayısıyla burada olma her ikisine uyduğu için burada zarf külle, burada fi külli. Evet. E külle emriin. Burada her ikisi de mef'ul. Evet. Muzaftır. Muzaflar nedir? Amildir. Kül kelimesi bir defa zikredilmekle yeterli oluyor. Evet. Kül kelimesi burada muzaf. Muzaf olduğu için evet. Amildir. Ne yapıyor? Mecrur yapıyor. E küllemri'in tahsebin emri'en ve kül ve narin tevakkade billeyli naran. Manası ne? E küllemri'in tahsebine imri'en.
Evet, tahsebine emriyen, tahsebine imriyen. Evet, sen her bir kişiyi, her bir ere er mi zannediyorsun? Evet, burada maksude ve mahbubesine sesleniyor şair. Ve narin tevekkade billeyli naren, geceleyin, gece vaktinde, gece vaktinde, gece yanıp duran her bir ateşi ateş mi zannediyorsun? Evet. Atafe şairu lafza narin ala lafzı mri'in. Evet. Buradaki az önce anlattığım gibi şair nar kelimesini, ateş manasında olan kelimeyi imri'in, kişi, er manasında olan kelime üzerine ne yaptı? Atfetti, dayandırdı. Evet. O imri'in kelimesi ki mecrurin, mecrurdur. Kül kelimesi muzaf ve amil olmakla mecrurdur. Bila iadeti lafzı külle. Yukarıda külle geçtiği için aynen alıyoruz. Külle lafzını iade etmeksizin atfetti. Lennel mana yazharu ve yufhemu. Çünkü anlam açığa çıkıyor ve anlaşılıyor. Ma hafil lafzı külle. Kül kelimesinin, kül lafzının hazfiyle beraber, yani hazfedilmesine rağmen anlaşılıyor. Bunun için efendim tekrar etmeksizin atıf yaptığı manel beyti. Beytin, yani bu beytin anlamı şu. Mâ küllü racülin insanen kamilen. Her bir erkek kamil insan değil. Evet. Ve lâ küllü nârin, her bir ateş de nâran zâte şiddetin ve kuvvetin. Kuvvet ve şiddet sahibi bir ateş değil. Yani üfleyince sönen veyahut çabucak yanıp geçen ateş, ateş sayılmaz. Efendim biz Anadolu'da ökçesiz insan deriz, ödlek insan deriz. Efendim iki yüzlü, seviyesiz, karaktersiz insanlar olur. Söz buraya gelmişken birisi diyor, hocam ben cahil biriyim ama Rabbimi tanırım, peygamberimi severim. Dedim ki Allah'ı bilen alimdir, cahil değildir. Bir insan Allah'ı tanımıyorsa, ne yapsa, ne kazansa, ne okusa cahildir. Evet. Diyeceğim Allah korusun, insanlık seviyesinden düşmüş insan, imanı yok. Adam çıkmış gelmiş bu memleketin ekmeğini yiyor. Elhamdülillah ateistim diyor. Kendisine Allah'ın izniyle hayatı kolaylaştıran insanlara düşmanlık yapıyor. Adeta şeytanın çocuğu gibi bir karakter taşıyor. Bunlar insan mıdır? Elbette değildir. Şair efendim nasihat ederken bunu dile getiriyor. Her insan, yani her erkek kamil insan değildir. Tıpkı her ateşin kuvvetli, işe yarar bir ateş olmadığı gibi. Evet. Yecuzu Abdülmurebi alel mebniyi. Şimdi bir kelime var, mureb. İrab kabul ediyor. Birisi mebni. Yani yerleşmiş, kalmış. Kalıbı o şekil. Amilden etkilenmiyor. Ancak işte merfu, mansup, mecrur mahallinde bulunuyor. Bunların taşıdıkları anlam aynı olmakla biri diğerine ne yapıyor? Atfediliyor. Ve aksuhu. Evet. Demek ki murebin mebni üzerine ve aksi. Aksi ne demek? Mebninin de mureb üzerine atfı caizdir. Ve atfı zamiri ala zahiri. Zamirin zahir, yani açık isim üzerine atfı caiz. Ve atfı müzekkeri ala müennesi. Müzekkerin müennes üzerine ve müfredi ve müfredi alel cemi, tekilin çoğul üzerine. Evet. Ve misli zalike. Niye misli? Ve atfuya muzafın ileyh olduğu için. Evet. Es-salisü te'kidü. Üçüncü tabi mamul te'kiddir diyor. Kalıyoruz. El-Fatiha.